sürdürülebilirlikle ilgili aslında biz holding çatısı altında hazırlamış olduğumuz 2022'nin Haziran ayında çıkmış olan bir sürdürülebilirlik raporumuz var. Aslında sürdürülebilirlik konusu dünya üzerinde çok hızlıca daha da fazla konuşulmaya başlanan bir konu. Fakat daha Türkiye'de çok etkin bir şekilde firmaların üzerinde durduğu bir konu değil maalesef. Belki biraz daha Avrupa'dan daha geriden geliyoruz. Fakat ne zaman bu tedarik zincirinde, satın almada, satışlarda zorunlu hale gelmeye başlayınca bence biraz daha biz bu konuya daha fazla eğilmeye çalışacağız. İnşallah önümüzdeki süreçte daha da fazla insanların önem verdiği bir konu olacak diye ümit ediyorum. Isıtma grubunda aslında bizim ürün gamına bakıldığında panel radyatör ve cihaz diye ayırabiliriz bunları. İşte kombiler, boilerler, kazanlar, yoğuşmalı duvar tipi yoğuşmalı kazanlar gibi. Panel radyatör için aslında Türkiye bir üretim üssü. Fakat maalesef her geçen gün oradaki değişkenlikler panel radyatörün ihracat miktarını düşürüyor. Umarım 2023 biraz daha bunu kapattığımız bir yıl olmasını planlıyoruz. Potansiyeli çok yüksek bir bölüm aslında ısıtma tarafı ki soğutma grubunun dünya üzerinde %60'a 40 soğutmanın ısıtmaya göre olan şeyine baktığımızda yine burada da potansiyeller yüksek. Yeni ürün gruplarıyla üretebilir hale gelirsek talebin daha da artacağını ve ihracatın daha artacağını düşünüyorum.